merhaba, ben Tuğçe Oduvar. Evet, o ünlü Tuğçe Oduvar. Hani şu 50 bin takipçisi olan. Nasıl takaza gelmişim o hemen değil mi? Evet, yanlış duymadınız. Sonunda kanalım 50 bine ulaştı ve ben de hızlıca bir teşekkür etmeye ve minik bir çekiliş yapma videosu izlemeye karar verdim. Tabii ki de bunu yapmanın en güzel yolu sulu boyayla kız çizmek olacağı için. Eskiler çok iyi bilir, kanalımın klişesidir bu. Sulu boyayla böyle güzel bir kız çizimi yapayım, bir yandan sizinle sohbet edeyim istedim. Çizimi yaparken herkesin bu ısrarla sorduğu, benim de ısrarla bir markası olmadığını, sıradan bir üçlü kalem olduğunu belirttiğim şu kalemi kullanacağım. Nereden geldi hakkında bile bir fikrim yok. Bir gün öyle kalem kutumun içinde duruyordu. Birinden çormuş olabilirim, emin değilim. İçine de düz 2B05 bir uç var. Yani gözünüzde hiç büyütmeyin bu kalemi. Pinterest'ten bulduğum bir modeli çizeceğim. İlk önce modelimi böyle genel bir taslağına atıyorum kağıda. Ama tabii ki de bu çizimi yaparken ben çizime 45 derece bir açıyla baktığım için şimdiden söyleyeyim ki ağzı, yüzü, gözü, başı, kulağı ayrı oynayabilir, yamuk yumuk olabilir. Sonra bana ama şurası da böyle yamuk olmuş değil mi? Çünkü gerçekten benim baktığım açıdan her şey mükemmel görünürken sizin baktığınız açıdan her şey çok yanlış gidebilir. Bu arada normalde ben böyle perdeleri kapatırım ya da güneşin gitmesini beklerim video boyunca değişmesin diye. Ama bugün böyle içimizi cıvıl cıvıl ettirecek, olabildiğince doğal olacak, böyle ışığa bile müdahale etmediğim bir video çekiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Kalktım hemen sabah. Planlamamın dışına çıktım. Ki ben minik bir kontrol manyağı olarak pek planlamamın dışına çıkmam. Ama heyecan yaptım işte. Of, 50 bin olduk, şaka gibi. Daha geçen 10 bin olmuştuk. Hatta daha geçen 1000 olmuştuk. Geçen dedi salak 10 sene olmuş, hala da heyecan yapıyor. Ay zaman ne hızlı geçti. Yalnız çok heyecanlandım. Ona çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle karar verdim. Video boyunca hepinize tek tek teşekkür edeceğim. Yani video sonuna kadar 50 bin kez teşekkür edeceğim. Öyle yapıyorum, hastası. Aslında ben de şey yapabilirdim, bu Best Dress 1 milyon için 1 milyon tane cereal yemişti. Hoş yememişti yani. Bizi kandırmıştı. Hoş kandırmamıştı. Söylemişti de videoda, tek tek oturup saymadım, az çok bir hesaplama yaptım diye. Bayağı yemiştir o hastası. Ben de sizin için aslında 50 bin tane çikolatalı gofret yiyebilirdim yani, gayet de işime gelirdi. Çok güzel sebebim olurdu ama maalesef burada çikolatalı gofret yok. Ay dur, neyse çok sapıyorum konudan. Çizimin böyle minik bir kara kalem halini çıkardım. Az çok ışığı gölgesi belli. Nereye ne yapacağım? Az çok belli. Yani çok da belli değil. Şimdi çok da bilinçliymiş gibi size yalan söyleyip kandırmak istemiyorum. Ama yeterince çizdiğimi düşündüm ve açıkçası sıkıldım. Özellikle böyle uzaktan bakıp böyle büyük alana çizmek gerçekten çok sıkıcı ve sinir bozucu oluyor. Onun için renkle gireyim ya, renkle toparlanır bir sorun varsa da diyerekten sulu boyamla dalıyorum. Bunu da böyle kat kat renklendiriyorum. Renklendirme yaparken de öncelikle tenin böyle en açık renginden başlıyorum. Çünkü sulu boyada böyle transparan bir boya olduğu için en açık renkten başlanıp koyuya doğru ilerlenir. Bu da böyle aslında turuncunun içine birazcık beyaz kattım. Onunla böyle açık tonlu karar verdim. Çünkü böyle sarı ışıklı bir çizim yapacağım. Onun için turuncu kullandım. Üstüne de böyle pembemsi kırmızılar, sonra kahverengiler falan koyarak ilerleyeceğim bakalım. Plan bu şekilde en azından. Orada sulu boyam tabii ki de Winsor & Newton'ın. O emektar 4 yıllık bitmek bilmeyen. Artık daral gelmiş yalnız. Evet, bir yandan birazcık daral geldi böyle. Uzun ilişki moduna girdik. Bir sıkılmaya başladım yavaştan. Bir de ben ruh hastası olduğum için bir sulu boya bitirmeden öbürünü kullanmıyorum. Çünkü ben bir Türk kızıyım. Annem beni böyle yetiştirdi. Ay ciddi ciddi bunu böyle suçluluk hissediyorum yeni aldığımı kullanırken, böyle bu kenarda durduğum zaman. Onun için bol kesten sulu boyayı koyacağım, sulu boyayı kullanacağım, sulu boyayı hazır olun. Ha şey söyleyeyim, aradan kaynamadan önce kağıdım muhtemelen 300 gram olduğunu düşündüğüm soğuk baskı bir sulu boya kağıdı. Niye muhtemelen diyorum? Çünkü bunu çekmecede buldum ama kapağını yırtmışım neden? Kendime minik sürprizler yapmak için böyle aldığım defterlerin kapağını yırtıyorum ki bilmeyeyim, bilinçsizce kullanayım diye. Aman sakın bilinçli bir hareket yapmayayım diye. Ay hiç bilmiyorum ne yaptım kapağı acaba? Ne zorun vardı da o kapağı yırttım ki çekmecemi açıp baktığımda 10 defter var, 9'unda kapak yok mesela. Arka mukavvasını yırt bari değil mi? Onu kullan. Niye kapağı yırtıyorsun? Ay Allah'ım. Var bir sorun var da işte ben de pek anlamış değilim. Boyamamı yaparken belki Instagram'da görenleriniz olmuştur. Yeni fırça edindim. Dollar & Rowney'nin. Böyle bir set aldım internetten ki tek seçenek mi neydi ya? Sanırım iki seçeneğim vardı. Bu bildiğim bir marka olduğu için bunu sipariş verdim. Ama bak söylüyorum, inanmıyorsunuz. Hoş inanmıyor değilsiniz. Bence gayet siz de hepiniz fark ettiniz şu anda. Benim ne kadar bilinçsiz olduğumu. Hiç gidip de şeye bakmadım.
uzun saplı fırçaymış. Hiç o kısma bakmadım. Mix medya diyordu. Karışık akrilik ve sulu boya için diyordu. Ben direkt aldım. Gelince de böyle bir sinirlendim. Niye bunlar uzun geldi diye. Tabii ki de çünkü uzun sipariş ettiğim için olabilir mi Tuğçe'cim? Ama üzülmedim. Dedim ki keserim olur biter. Ama galiba kesmeye de kıyamayacağım ya. Böyle bir çok güzel rengi turuncu falan. Görsel olarak çok hoşuma gitti. Evet, gene yüzeyselliğimi ön plana çıkardığım bir cümle daha kurmuş buluyorum. Sanırım anca tatile falan çıkıp yanımda taşımak istersen ve çantaya sığmazsa biraz kendilerinden sıkılmaya başladığımda çok uzamıştı, kestirip attım diye bir içimden minik bir Behlül çıkabilir. O zamana kadar bu şekilde kullanacağım. Şu anda tabii ilk kez deniyorum kendilerini. Gayet de iyi yani. Güzel. Uçları açılmıyor, dağılmıyor, fışkırmıyor. Bana arada çünkü soruyorsunuz şunu mu alayım, bunu mu diye. Bilmiyorum. Ben de kendim orada böyle 50'ye dokuna, bu iyi görünüyor deyip, şu marka nasılmış deyip, hadi çok böyle ünlü bir şey ya da birazcık para vereceksem girip böyle forumlarda tabii ki de kıyaslamalarına, işte başkaları ne demiş, ne düşünmüş, onların yorumlarına bakarak alıyorum. Ama ben asla o başkalarından değilim. Kıyas yapacak kadar bir bilgim kesinlikle yok. Sulu boya videomda söylediğim kadarı yani. Daha fazlasını lütfen siz de beklemeyin. Ama bunu sevdim. Ben bunu sevdim. Ben sulu boy için kullanıyorum zaten yani. Yağlı boy fırçası falan olmadığı için. Ama eğer benim fırçanın kullarının gidişiyle beni şu şekilde rahatsız eder falan diye bir beklentim yok açıkçası yüksek. Onun için fazla şikayet de etmiyorum. Ki beni biliyorsunuz, ben minnoş bir insan olduğum için, ben dünya tatlısı bir insan olduğum için nereden geldi bu? 50 bin beni çok bozdu. Fark ettiniz değil mi? 49.999 iken mesela çok iyi, böyle alçak gönüllü, kendi halinde çizen bir insandım. 50 bini geçtim. Tövbe bismillah. İçime vallahi cin kaçtı. Ben bile tanıyamıyorum kendim. Bir havalar, bir kendini beğenmişler. Ne 50 bin mi? 50 bin mi? Birisi 50 bin mi dedi. Evet o benim. 50 bin. 50 bin bin bin. Of delirdim. Ay neyse. Video boyunca saçma sapan muhabbet ederken bir yandan da size yaptığım şeyleri açıklayayım. Sizden böyle isteyenler oluyordu çünkü bir sulu boya portre yapsan da şöyle bir anlatsan nasıl yaptığını diye. Ama tam bir tekniğim olmadığı için ki video planlamadıysam ki bunu kesinlikle planlamadım. Direkt aldım. Bayağı hasbelkader ilerlediğimden size ancak çizerken anlatabilirim. Bak şu anda bunu yapıyorum ama niye yaptığım bile yani sorgulanır. Onun için kemerleri bağlayın, hazır olun. Çok pis saçmalayacağım bu video boyunca. Ama tabii ki de bu saçmalama serüveninde aranızdaki mantık çerçevesinde olmak isteyen insanları kaçırmamak için bilgiler de vereceğim. Yani damarlara göre şerbetler verilecek. Kaçmayın, gitmeyin. Sonuna kadar izleyin. Bir de çekilişimiz var. Ay çok heyecanlı, çok heyecanlı. Çekiliş yapacağız. Aslında çekiliş yapmak istemiyordum çünkü size kargo ile hiçbir şey göndermek istemiyorum şu dönemde. Ama eminim ki bu kargoyu, hediyeyi kazanacak kişi kargoyu aldığında onu bir desenfekte edip, olmadığı heyecan yapmazsa bir gün falan balkonda camın önünde bekletip, içinde varsa bir mikrop, bir pislik, bir lanet ölene kadar dışarıda bekleteceğinden ya da iyice temizleyip açacağından eminim. Buradan da böyle bir manipüle ettim. Minik, fark etmişsinizdir herhalde. Dur bu arada, video bitmeden tabii ki de gelin size birazcık çekilişten konuşalım. Çünkü eminim birçoğunuz bu çekilişi merak ediyordur. Bayağı da böyle bir şey yapmak istiyordum. Çünkü içinizden birisine bir sulu boya seti, tabii ki de Vince Renderton'un bir sulu boya setini hediye etmek istiyordum. Ve bence 50 bin aboneye ulaşmış olmamız, 50 bin pıtırcık olmamız sulu boya hediye etmek için şahane bir sebep yaratmış oluyor. Ben bunu internetten sipariş edeceğim ve kazanan kişinin adresine göndereceğim direkt. Onun için böyle maalesef güzel bir packing ya da yani güzel paketlemesi ya da yanında minik sevgi notları iliştiremeyeceğim içine bulunduğumuz durumdan dolayı. Ama çok isterim ki inşallah isteyip sulu boyaya düşkünlüğü olup ve bunu karşılayacak gücü olmayan birisine gider. Benim içten isteğim bu şekilde. Ama tabii ki de bunlar birazcık da şans işi. Ama ben bu sefer tamamen şansa bırakmak istemiyorum yani. Çekilişimizi bir önceki çekilişlerimizden daha farklı yapacağız. Bu kez bir makinenin seçmesini istemedim. Ben kendim yorumu okuyup karar vermek istedim. Sizin de açıkçası kendinizden bir şeyler katmanızı istedim. Bu rastgele herkesin arkadaşına etiketlediği, alakası alakası insanlara katıldığı değil de gerçekten bu sulu boya setini isteyen birisine ulaşsın istiyorum. Ve bu isteyen kişi de bu videoyu izlemiş, ne dediğimi anlamış, gidip ona göre yorum yapmış birisi olmasını tercih ederim açıkçası. Onun için şöyle yapıyoruz. Şimdi ben bu videoda çizdiğim bu resmi Instagram'da paylaştım. Instagram'a gidiyorsunuz ve bu çizimin altına neden siz konulu bunu açıklayacak bir yorum bırakmanızı istiyorum. İstediğiniz kadar yazabilirsiniz. Farklı sebepleriniz varsa bunları belirtebilirsiniz. Ama böyle satırlar boyu değil de sadece birkaç kelimeyle, sizce bu hediyeyi, bu çekilişi neden siz kazanmalısınız?
bu sulu boya seti neden sizin olmalı? Tabii ki de neden olmasın da bence çok güzel bir cevap olabilir ama sizden gelecek cevapları açıkçası duymak istiyorum. Biraz da arkadaşımı etiketledim, 800 kişiyi etiketledim, bir şansım arttı değil. Evet, trafik çekmek ben de isterim. Evet, daha çok insan yorum yapsın ben de isterim. İnşallah her biriniz gidip 100'er yorum yaparsınız. Daha çok trafik gene gelir, daha büyük bir aile oluruz ki böylece 100 bine çok çabuk ulaşıp yeni bir çekiliş gene yaparız. Kendimi düşünmüyorum, bakın sizi düşünüyorum. Bu çekilişi bu şekilde ilerletmek istedim. Ve bu çekilişi sadece bu kez Instagram'dan yapacağım. Diğerleri gibi hem YouTube'dan hem Instagram'dan yapmayacağım. Çok bölünüyor. Zaten tek bir hediye seti olacak. Tek bir kişiye gidecek. Ve bu seferlik sadece Instagram'dan yapıyor olacağım. Instagram olmayanlar kusura bakmasın bir sonraki çekilişe inşallah. Çekilişe katılma süresini, detaylarını falan resmin altını zaten belirteceğim. Ve duyurusunu da Instagram üzerinden yapacağım. Daha sonra kazanan kişiye de Instagram Nevti'nin bir sulu boya setini göndereceğim. Şimdiden hepinize iyi şanslar diliyorum. Bu arada Instagram üstünden böyle değişik challenge'lar, ne denir, kapışma denmez de ona işte, böyle yarışma tarzı şeyler falan yapacağım. Orada da böyle 10.000'e ulaşıyorum çünkü. Evet, daha orada yeni 10.000'e ulaşıyorum. Hoş, gene iyi ya. O kadar da hırslı değilim Instagram büyüsün diye, de büyürse güzel olur tabii. Beni takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Orada böyle bu draw this in your style var ya, yani bunu kendi tarzına çiz diye. Öyle bir şey challenge, yarışma, böyle bir şey yani, neyse artık adı bilemedim şu anda, kapışma. Öyle bir şey yapacağım. Onun için beni Instagram'a takip eder, buna da katılırsanız şahane olur. Böylece kendimize minik bir sanat komitesi kurmuş oluruz Instagram üstünden de. Bence hoş olur. Şimdi bu resmin böyle bütün saçlarını, gövdesini falan tek tek çizmek istemedim. Ki benim böyle bu sulu boyunun böyle aktı gittiği falan etki çok hoşuma gidiyor. Birazcık bunu yakalamak için bu alt kısmı, özellikle saçın devamını bu şekilde bırakıyorum ki size böyle bu tarz işleri seviyorsanız size tavsiye ederim. Bütün çizimin her tarafına eşit bir bitmişlik değil de bir tarafını böyle daha bitmiş, bir tarafı daha böyle abstract ola, böyle daha gerçeküstü falan olabilir. Benim hoşuma gider bu tür çizimler bayağı. Gördüğünüz gibi bu arada kat renk atıyorum ki bu benim birazcık da için cılgınlığını çıkarmamdan da kaynaklanıyor. Şimdi yalan söylemeyeyim size. Birazcık abartıyorum, yalan yok ama böyle giderek koyulaştırıyorum. Bir de böyle özellikle cilt tonu yaparken benim böyle birkaç rengin başka farklı tonların özellikle kat olması hoşuma gidiyor. Ama bu kağıt her ne kağıtsa, keşke bilseydim almayın derdim. Hiç güzel değilmiş. Etkisi de hiç hoşuma gitmedi. Zaten hafiften de buruştu. Benim su gücüme karşı koyamadı kendileri. Tam istediğim etkiyi yakalayamadım. Bir de renkleri çok soldurdu. Onun için de böyle kat atmam gerekti. Ama sanırım artık istediğim noktaya geldi. Onun için birazcık daha böyle koyular eklemeye başlıyorum. En sevdiğim kısma geldik. Bu arada başka bir medyaya geçmedim. Hala sulu boyamı kullanıyorum. Bu da sulu boyamın hemen hemen siyah kahverengisi. Bordosuna yakın bir şeyle böyle. En koyu olacak işte yüzün kenarları, arkaları, göz, tabii ki de dudağın içi falan. Bu kısımlara böyle burnun deliklerine gelen koyuları atıyorum. Ama bu koyu dengesini ve renk dengesini çok böyle sadece yüzde bırakmamak için birazcık da aşağılara da taşıyorum. Yani şu saçın alt taraflarına falan da renkler ekliyorum. Böyle çok genel resmin içine kopukluk olmasın diye. Zaten fark ettiyseniz yüzde kullandığım tonların aynısını saçta falan da, gövdenin bazı kısımlarında da kullanıyorum ki resmin içine genel bir akışı, genel bir dengesi olsun diye. Bu da size minik bir tüy olsun çünkü ne? Bütün video boyunca hiçbir tüy vermediğim için bunu verme gereği duydum şu anda. Ay çok dağıldım bir saniye. Sık sık çizimde de şey yaptım, bu boya püskürtme yaptım. Bakın sağına soluna böyle minik arada böyle tekrar da birkaç parça daha ekleyeceğim. Ne zaman ki yetersiz gelirse, birazcık daha olması, akması gerektiğini, dağılması gerektiğini düşündüğümde ekliyorum. Ay çok hoşuma gidiyor ya bu püskürtme etkisi. Bir an şey karar veremedim, acaba böyle saçları tel böyle bir incelesem mi falan diye. Biraz girişir gibi yaptım ama sonra da çok uğraşmak istemedim. Çünkü çizimin altı böyle çok abstrak, böyle bitmemiş gibi duracağı için saçın çok bitmiş olmasını istemedim. En çok böyle yüzün genel hatları bitmiş görünse yetecekti zaten bana ki o etkiyi yakaladım. Boydan sonra birazcık da bu Pilot'un 0.25 kalemi, ki elimden düşmeyen kalemiyle minik detaylar eklemek istedim. Yani çok da bir fark yaratmadı ama bazı çizgileri daha belirginleştirmek adına bir de böyle uçuşan saç telleri eklemek istiyordum. Fırça da çok kalın geleceği için bununla eklemeye karar verdim. Böyle yana birkaç tane böyle saç telleri falan yaptım. Daha sonra bu Univille'ın beyaz kalemi var. Bunu çok kullanırdım önceden. Onunla böyle de yüzün önüne düşmüş birkaç tane daha öne çıkmış beyaz tel bırakmak istedim. Hoş, şu an kurumadığı için çizim pek pürüzsüz olmadı. Biraz kopuk oldu çizgileri. Hoşuma gitmedi. Tabii ki de bunun için ne yapmak gerekiyor? Beklemek gerekiyor gerizekalı. Kendime sinir oldum şu an ama hiç de şu an bekleyesim yok. Çok heyecanlıyım. Bir heyecan yaptım. Bir saçma sapan bir heyecan içindeyim ki sormayın.
Onun için daha fazla bununla uğraşmayacağım. Olduğu kadarı yetti sanki. Bu saçları biraz daha uçurtmak istedim böyle bir daha. Hem ön arka ilişkisi olsun diye hem de birazcık daha bu kompozisyon yana kalsın istedim. Çok genelde kalsın istemedim ki bunu yaptıktan sonra bence artık daha fazla oynamanın manası yok. Hoş oldu. Tabii ki de beklediğim gibi olmadı. Daha güzel bir şey bekliyordum. Bu klasik her zaman olan şeydir. Çizim bittiğinde yaparım. Birkaç gün sonra hoşuma gitmeye başlarım diye düşünüyorum. Burada çizimimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videoyu dinlerken ve izlerken eğlenmişsinizdir. Bunu size böyle bir şeyler öğretmekten ziyade teşekkür etme amacıyla yaptım. Çünkü neydi? 50 bin. Evet, resmi olarak deliliğimi açıklıyorum bu videoda. Oh, çifte telliğe de bağladım. Neyse, şu an sanki kızımın elleri varmış da o dans ediyormuş gibi güzel görünmedim. Böyle bir kameradan bakarak saçma sapan çok eğlendim nedense. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve 50 bin aboneciğime, pıtırcıklarıma tek tek çok 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 teşekkür ederim. Desteğiniz için, güzel yorumlarınız, güzel geri dönüşleriniz için. Sizinle yeni bir videoda çok yakında görüşmek üzere. Hoşçakalın.